ne kadar yük taşır? Bir milletin kaderini taşıyabilir mi mesela? Annelerin duasını, çocukların umutlarını yüklenebilir mi? Bir gemi tarihin kırıldığı yerde yüzebilir mi? Ve bir gemiye milyonlarca yüreği sığdırmak için bir çift mavi göz yeter mi? Yetti. Mirasın kalbimizde. Atatürk diyor ki bizi öldürmek değil, canlı canlı toprağa gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Mondros mütarekesinin peşinden Sevr'e ateşkes. Böyle anlaşma mı olur? Yurt parça parça edilmiş. Anadolu insanı kan ağlıyor. Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş, kuşku içinde, bezgin haldedir. Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta, birleşememekte. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır. Fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki... Bir tek karar vardır. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmaktır. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana kurşun sıkılıyor. Vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Eline silah alan vatan savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok. Dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz, bir önder, bir kumandan bekliyor. İşte Bandırma vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor. Samsun'dan kurtuluşa bir güneş doğuyor. Evet, Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verdiği bu kararı ise şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak ve ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olma durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülemez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması milli birlikte sağlanabilir. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştu parlayan güneşe doğru. Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi, Mustafa Kemal'in ta kendisiydi. İşte hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu güneş, Samsun'dan doğarken ya istiklal ya ölüm paralamasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önleri olmuştur. Bu güneş Samsun'dan sonra Amasya, Sivas, Erzurum ve oradan da yeni bir Türk devletinin meşalesini yakmak için Ankara'da doğacaktır. İşte 19 Mayıs, vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerine Samsun'un. Öyle büyüdü ki ağzımız, öyle acıktık ki bize ekmek değil, dağ sunun. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya. 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da parladığı gündür. 19 Mayıs Türk milletinin kurtuluşa adımını attığı gündür. 19 Mayıs Türk milletinin önderini bulduğu gündür. Bu önder vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk devletinin temellerini attı. Yeni Türk devletini kurdu ve siz gençlere emanet ettiniz.
Emanet ederken de şöyle dedi. Gençler, cesaretimizi pekiştirecek olan sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz eğitimle insanlığın en değerli sembolü olacaksınız. Gençler, vatan size emanet edilmiştir. Onu en iyi şekilde koruyacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. Saygıyla.